Gülhabbe ile Her Şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Yahşelli köyüne ya da Yahşelli mahallesine. Evet giriş yapıyoruz. Giriş yapalım bakalım. Evet girişimizi yaptık. Hemen solumuzda bizi öncelikle bir kahve karşıladı ve yanında minik bir market ve devamında evler var. Şirin bir yere benziyor. İlk defa geliyoruz. Biz de birlikte gezeceğiz sizlerle. Evet arkadaşlar. Mütemadiyen bahçeli evlerle karşılaşıyoruz. Kimisi küçük bahçe, kimisi çok büyük bahçe ama netice itibariyle hepsinde bahçe mevcut. Çoğunluğu büyük bahçelerden oluşan tek katlı evler. Bir iki tane iki katlı ev gördük ama genellikle tek katlı evlerle karşılaşıyoruz. Evet sevgili dostlar, bu arada Bartın'da Grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Aslında bu durumda Türkiye'nin başı sağ olsun demek gerekiyor. Ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Hakikaten son derece acı bir olay. Bu acıyı tabii ki yürekten hissediyoruz ve paylaşıyoruz. Keşke elimizden de bir şey gelebilseydi. Yayınımıza biz devam etmek zorundayız. Umuyorum ve diliyorum ki bu son olsun. Yürekler daha fazla yanmasın. Evet sevgili dostlar, geldik köyümüze. Köyümüzde bugün... Şöyle gel de şey çıksın bak. Evet sevgili dostlar, geldik kahveye. Kahvede bize dediler ki bugün yağmur duası var. Evet. Evet, bugün yağmur duası ile ilgili bir hayırları var. Muhtarım da gelmiş bulundu. Biz muhtarımdan rica ettik. Bize köyle ilgili neler anlatabilirsiniz, şeyler anlatabilir misiniz diye. Seve seve dedi sağ olsun. Evet muhtarım isim nedir? Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsmim Ali Uyar. İzmir Menemen Yahşelli Mahalle muhtarıyım. Evet. Mahallem çok büyük bir alana sahip. Aşağı yukarı 5000 falan nüfusum var. Köy merkezi burası ama devlet hastanesinden sonra olan bütün bölge Yahşelli olarak geçiyor. Menemen Devlet Hastanesi sınırımız. Sizin sınırlarınız. Aynen, aynen. Bayağı Menemen'in tüzel kişilikten sonra mahalleye dönüşen en büyük köylerden bir tanesi burası. En büyük. 5500 falan bir nüfusumuz var. Çok. Tabii tabii 3200-3500 seçmenimiz var. Yani bu bölgenin en büyük yürüme mesafesinde. Yani, evet. Menemen'in yürüme mesafesinde. Yani benim burada yakın. Toplu alanda alanım hepsi bir yerde olsa zaten burada her şeyi yaparız. Marketi de açılır, şeyi de açılır ama bizim kendi köyümüz işte merkez şey olduğu için geri kalan taraf zaten şehre sıfır. Evet. Menemen'in sınırlı gibi zaten. Evet öyle. Oradaki vatandaşlarımız Menemen'in daha güzel faydalanıyorlar. Anladım. Mesela Uğur Mumcu ve hemen Uğur Mumcu Mahallesi benim sınırım. İsmet İnönü, İnönü Mahallesi de hemen hemen yakın o mahallelere. Evet. Yani oralarda ulaşım daha güzel. Bu vesile evet. Sağlık Ocağı. Sağlık Ocağımız yok çünkü hastane bizde. Hastane sizde, o yüzden Sağlık hastane Ocağı. Hastane bizde. Hatta aile doktorlarımız falan vardı. Aile doktorlarımız da gelmiyor zaten şu anda. Hemen hemen bizim yakınımızda olduğu için evet. Her daim zaten... Hastane sizde dediğiniz gibi. Yani. Sağlık aynen. Ocağına lüzum yok. Aynen. Peki geçim kaynakları nedir? Geçim kaynaklarımız aynen. Biraz çiftçilik var. Meyvecilik var. Genelde de emekli. Çoğunlukla köylerde emekliler. Şimdi yerleşim yeri yerlerden. Olarak da merkez çiftçilik var. Emeklisi var ama diğer yerleşkeler dışarıda hep çalışıyorlar. Benim merkeze de çok yakın olduğu evet. için merkezdeki çalışma alanlarından çalışma. Da faydalanabiliyor. Dur. İnşaat alanında çok evet. çalışanlar benim bölgemde. Evet. Dolayısıyla burada o zaman ulaşım sorunu da ulaşım sorunumuz yok. Ulaşım sorunumuz zaten
Mehmet abi. Şimdi Emralem. Kasayla hamur var. Getirdin mi sen? Ben hemen Emralem hatta çalışan menübüste. Evet. Bir şekilde zaten hattımız burada. Bir çalışmamız var. Belki çalışmayı da belki çekebilirsiniz. Sayın Valimiz tarafından şu anda köyümüz tüm parka taşı, kilit taşı yenileniyor. Evet. Altyapımızı bitirdik zaten. Temiz su altyapısı, kanal altyapısı tamamen bitti. Hiçbir sıkıntımız kalmadı. Evet. Şu anda valimizin talimatıyla teşekkür ediyoruz zaten vali beyimize de. Adım adım ilerliyoruz. Adım adım, evet. Evet. Her şey bir süreç şimdi, bazında ilerler, doğru. Aynen. Kış gelmeden bitirmeye çalışıyoruz. Hızlı gidiyor diyemiyorum çünkü bir yandan söküm, bir yandan yapım. Anca olur o. Anca oluyor. Tabii. Ama bitireceğiz alana nasip ederse. Boş alanı içinde. Onarmak, düzeltmek daha kolaydır mutlaka. Peki size kolay gelsin diyelim. Ya, o zaman biz köyümüzü biraz çekelim. Peki köyümüzün özel bir dokusu var mıdır? Yok özel bir dokusu yani. Yani Menemen'in aşağı yukarı en güzel köylerinden bir tanesi burası. Bir tanesi, evet, çok şirin. Piknik alanlarımız var. Piknik alanlarımız var. Tabii iki tane piknik alanımız vardı. Bir tanesi zaten ileride görürsünüz belki. Onlarda bir dolaşırsanız. Peki boş satılabilen arazi var mı yok. Orada? O da yok. Yok. Anladım. Tamamıyla dolu. Merkez dolduğu için. Evet. Peki Menemen'in merkezi. Köyümüz zaten giden gençlerimiz tekrar geri geliyor. Tekrar annesinin babasının evine, evet annesinin babasının evine tekrar şey yapıyorlar. En güzelini yapmışlar evet. Bence de. Allah herkesin içine sindirsin size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar peki hoş birazdan geldiniz. Görüşeceğiz. Kolay gelsin sağ olun. Kolay gelsin. Evet yani evet. Vallahi ilk yıl bugün. Kadınlar toplanıyor zaten. Camimizde bir hayrımız var. Öyleymiş. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Onu da çekeceğiz elbette. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ne demek elebaşı ya? Evet. Ya elebaşı demek, köyün başı demek. Apikliliğe'den sonra elebaşı kalan dedi de, yadigar bu. Hayırı, hayır yapılacak. Tertipleyen. O hayırı tertipleyen kişidir. İsim nedir? Rukiye Öranlı. Ve siz de kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ne söylemek istiyorsunuz bu konuda? Herkes böyle bir şeyleri yapmasını tavsiye ediyorum. Değil mi? Herkes bir yani elini taşın altına koymasını gerekiyor. Allah'ım. Bir tek eller olacak iş değil. Tamam mı? Birlikte. Birlikten kuvvet doğar. İyi ki gelmişiz. İyi ki sizi tanıdık. Böyle ederim. Yürekli insanları teşekkür tanımaktan ederim. Büyük keyif alıyorum. Fuat da geldi. Evet arkadaşlar. Muhtarım yollar yapılıyor demişti. Belli bir noktaya kadar yapılmış. Buralarda yapılmaya devam ediyor. Ve biraz ilerleyince arkalara doğru çok geniş arazileri görebiliyoruz. Buralarda kişilere ait ve ekim dikim yapılıyormuş arkadaşlar. Muhtarın söylediği bu. Evet, bahçelerde zeytinler, meyveler, minik bahçelerde. Ancak kendilerine göre yetecek şekilde tabii. Evet. Sokaklar şu an yolları yapıldığı için bayağı perişan görüntü içerisinde ama sonrasında rahatlayacaklar. Evet, söyledikleri yerlerden bir tanesi burası. Yani hariçten konuşmuştuk. Buralarda minik dereler olduğunu söylemişlerdi. Evet. Evet arkadaşlar, burası özel mülk. Daha da ileri gidemiyoruz. Burada çiftçilik yapılıyor. Evet. Ekim yapılmış. Ve arkadaşlar sokak aralarında geziyoruz. Yeni yapılan binalar. Ah canım, ne güzel anlaşıyorsunuz siz öyle. Evet, bahçeli evlerden geçiyoruz arkadaşlar. Sokak aralarındayız.
İşte ne güzel. Çocuk bahçesinde keyifli. Dört duvara mahkum değil. Bahçeli ev bu anlamda. Çok güzel. Çok keyifli. Hem çocuklar için hem büyükler için en güzel alan bahçeli evlerdir tabii. Üç sokak araları bu kadar sakin. Hakikaten son derece sakin. Oo, tavuk sesleri geliyor. Evet, şurada da bir tane ördek görüyorum. Tavuklar, evet. Çok güzel. Evet sevgili dostlar, geldik köyümüze. Yağmur duasıyla ilgili hayır yapılacak demiştik. Hanımlar hummalı bir çalışma içerisinde. Bununla ne olacak hanımlar? Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne olacak bununla? Bir şey. Ha, pişi yapacaksınız. Aha, evet, pişi yapacağız. Ha, evet arkadaşlar, pişi hazırlığı yapılıyor burada. Evet, imece usulü çalışılıyor. Hanımlar kolay gelsin, bereketli olsun. Evet arkadaşlar, hamur çalışması bu şekilde devam ediyor. Bütün hanımlar burada toplanmış. Ben de ayağa kalkmaya çalıştım. Evet, size tekrardan kolay gelsin. Pişirme aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce hamur yapımını çekmiştik. Burada pişirecek misiniz siz? Evet, pişi burada olacak. Herkes destek oluyor arkadaşlar. Herkes gücü oranınca destek oluyor. Kimi odununu getiriyor, kimi yağını getiriyor. Burada biraz sonra pişirip vatandaşa dağıtacak. Ayrımcılık olmaz. Ne güzel. Dayanışmadır. Çok güzel ama. Yüreğinize sağlık. Birlik beraberlik. O çok önemli. Allah kabul etsin bu arada. Bütün birlik beraberliktir. Kesinlikle. Hepsi hava, gelirse havacı vardır. Doğru söylüyorsunuz. Bu hayırımız inşallah. Evet. Bu hayırımız inşallah onları da gönderiyoruz. Bu Zonguldak'ta olan Feci Bartın'da. Bartın'daki. Rabbim onları Allah rahmet eylesin. Geride kalanlarına sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. İnşallah. Kazaya gittiler. Evet, evet onlar... arkadaşlar, bugün yapılan hayrın onlara da gitmesi evet, için onların, evet. Söylüyorlar. Evet evet, inşallah. Hediye diyorlar. İnşallah ya Rabbim onların da mekanları cennet olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Kesinlikle. Kuru havaların, iklim değişikliklerinin nedeniyle de bu yağmur duası gibi bir şey de oluyor bu. İnşallah Rabbim yani afatsız. Aynen. Amin. Yağışlar verir. Amin inşallah. Fuat kardeşimiz de Allah razı olsun çok emeğe geçti. Hamur sütten sütle yoruldu. Su yok. Verdiği şeyde Allah bilken razı olsun. Evet. Eşten dosttan köyümüzün çabalarıyla, muhtarımızın ön ayak olmasıyla sağ olsun bu işlerimiz bir şekilde hayırlı hallediyoruz. Olur. Peki evet. Bütün köyün katkısı var. Bütün köyün katkısı var. Maddi ve manevi olaraktan bütün herkesin katkısı var. Katkısı var. Kimisi işte gördüğünüz gibi yağları getirdi. Kimisi unları getirdi. Kimisi unu hamurunu açmakta fayda etti. Pişileri yapıyorlar. Herkes her gücü kararınca destek oluyor. Ve bu emekten dediler ki Bartın'da bir şehit diyelim biz onlara, şehit düşmüş. Grizu patlamasında can vermiş vatandaşlarımıza da bu hayırdan gitsin dediler. Yüreğinize sağlık. Allah kabul etsin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başa hoş geldin. Evet, kimisi odun taşıyor. Herkes gücü kararınca çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Çalışmalara herkes ufak tefek katkı sunuyor. Hocamız da duasını okuyor. Evet arkadaşlar. Hocadan izin almadığımız için kendisini çekmedik ama sesi duyuluyor. Evet.
Evet arkadaşlar, az önce hamurları hazırlarken çekmiştik. Şimdi bunları bu şekilde bastırıyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlık devam ediyor. İyi mi bu? Şimdi pişirme aşamasına geldi. Evet arkadaşlar, başladık demiştik. Şu anda pişirme aşamasına doğru ilerliyoruz. El birliğiyle çalışmalar sürüyor. Ve evet, pişmeye başladı. Gazetenin boyaları çıkmasın. Şeyden getireyim mi? Şey gibi oluyor, yaldız gibi oluyor. Çok güzel bir güne denk geldik arkadaşlar. Çok çok istesek muhtemelen işimiz çıkacaktı, bilemiyorum. Ama bugün çok tesadüfen denk geldik. Böyle güzel bir hayra. Ya siz ayağınızın altına bir şey alsanız ya. Herkes gücü kararınca destek veriyor bu hayıra. Yağmur duası için. Ve aynı zamanda dediler ki Bartın'daki can veren canlarımıza, onların ruhuna da gitsin dediler. Helal olsun hepsine. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar, çalışmalar tüm hızıyla el birliğiyle devam ediyor. Böyle ortamları, böylesi güzel ortamları görmek insanı köylere, şu an mahalle deniliyor olsa da köylere başka bir hayran bırakıyor. Bu birliğimiz her daim devam etmesini diliyorum. Evet arkadaşlar, pişi geldi. Elim yanınca bakın nasıl bir teknik buldular, göstereceğim size. İşte bu. Bu şekilde tutturuldu. Doğal çatal diyelim biz buna. Doğal çatalla yiyeceğiz. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar. Ebe çöreği. Ne derlermiş eskiden? Ebe çöreği derlerdi bu pişiye büyüklerimiz. Eskiden öyle denirmiş. Ebe çöreği. Neden ebe çöreği? Ebe. Şişiyor ya. Ha. Hamile kadınlardan. Onu şey yapar. Ha. Ondan kaynaklı ebe çöreği. Ya da ebe, bazı yörelerde büyük anneye ebe deniliyor değil aynen mi? Öyle, aynen. Belki de büyük anne ekmeği maksatlı da söylenmiş olabilir. İlginç bir isim. Evet, sıra geldi hamuru yapanlara. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Elinize, emeğinize sağlık hepinizin. Elinize, emeğinize sağlık. Allah kabul etsin. Yayınınızı kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.